Peki hocam, obeziteyi bitkilerle iyileştirmek mümkün müdür? Evet. Yani obezite, aşırı kilo artık malum çok büyük bir problem oldu bütün dünyada. Obeziteye karşı dünyanın birçok ülkesinde çok yoğun harıl harıl çalışmalar var. Bu problemi halletmek için. Her ülkede bununla ilgili güzel çalışmalar oluyor ama bazıları da bir şeyler yapıyormuş gibi gözüküp vatandaşa kaç cebimden gözüne çıka diyor. Bunlardan biri de Amerika'da yaşıyor. 3 ayda bir obeziteye karşı ilaç buldum diyor. Hiçbir faydası olmadı. İçine kimyasal madde koyuyorlar. Şekerli meyveler, glikoz içeren meyveler zayıflatmaz. Zebze olabilir ama meyve. Turunçgiller hariç yeni bir şey üretiyor sürekli piyasaya. Amerika, Avrupa, Asya'da insanlara şov yapınca millet diyor ki o dünyanın bir numaralı ilim adamı. Tamam biz bunu alalım. Vatandaş alıyor, kullanıyor. Bir faydasını görmüyor. Şikayetler başlayacağı sırada başlamadan yeni bir ürün piyasaya sürüyor. Ya bu da dedim şeker içeriyor. Bu da zayıflatmaz. Ama birçok insan aldı, kullandı, kullandı. Aa bu da zayıflatmıyor dediler. Arkasında yeşil kahve. Yeşil kahve de zayıflatmaz. Ne oldu? Şimdi yeşil kahvenin de zayıflatmadığı ortaya çıktı. Neyse bunların bir faydası olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra ne oldu? Bu zayıflattı denilen ilaç ürünlerin içerisinde kimya kodukları ortaya çıktı. Bu kimyasal madde efendim ne yapıyor? Sibutramin kalp atışını hızlandırıyor. Normal kişinin kalbin atışı nabzı 70 ise 80'e 90'a çıkıyor. Bu neye benzer? Sırt çantasıyla hafif tempoyla koşmaya benzer. Sırt çantasıyla hafif tempoyla ne kadar koşabilirsin? Yarım saat, bir saat. Yani sürekli koşarsan ne olur? Kalp kasları yanar. Kişi ölür. İflas eder. Kalp bitti gitti. Ölümler olduğu için Amerika'da 70 firmanın ürününü durdurdular. Türkiye'de 7 firmanın ürününü iptal ettiler.